metropol şehirlerde yaşamanın zor koşullarını her gurbette yaşayan bilir. Derneklerin ve hemşeri derneklerinin yardımlaşma ve dayanışma kültür derneklerinin bu konuda çok önemli bir uğrak noktası olduğunu her defasında ifade ederiz. Şimdi İstanbul Güngören'de Güneşler Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin hizmet binasındayız. Biz hemen dernek başkanı Sayın Tercih Erkan'la birlikteyiz. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sayın Hemşerim Mahattin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Söylem Haber Ajansı olarak Sayın Erkan'ı ziyaret etmek istedik. Çünkü birçok hemşeri derneğinden çok önemli bir dernek. Nasıl çok önemli olduğunu biraz sonra anlatacağız. Sayın Erkan anlatacak. Güneştepe bir mahallede oluşmuş bir merkezli dernek olmasına rağmen sosyal kanatları çok geniş bir yelpazeye yayıyor. Bize önce Fevzi Erkan'ı sonra da dernekle ilgili kısa neler anlatırsın? Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Gökçeren köyünden. Yaklaşık 32 yıldan beri İstanbul Güngören'de yaşıyorum. Evet. 32 yıldan beri yaşadığımız için artık burada bizim bir ikinci vatanımız oldu. Dolayısıyla burada çevredildik, sayıldık, sevildik. Bizim Kahramanmaraş'ın insanları çok sıcak kanlıdır. Evet. Dolayısıyla biz de burada sevdiler, Güngören bağrına bastı. Bağrına da basınca çevre genişledi. Çevre de genişleyince bir topluluk olduk. Topluluk olunca ne yaparız, mahalleye nasıl hizmet ederiz diye düşündük. Düşündük dedik hep dernek kuralım. Derneğin amacı ne olacak? Derneğin amacı 22 ilden oluşan bir topluluk kurulu. Bu çok önemli işte. 22 ilden değil, 45 yönetim kurulu üyemiz var, belki daha fazla ama 22 yıldan yönetim kurulu üyemiz var. Dolayısıyla burada 22 tane il dernek sayılır. Ya Trabzonlusu var, Hataylısı var, Kahramanmaraşlısı var. Diyarbakır, Batman, say gitsin, Elazığ, Zonguldak. Ya, derneğe bak. Dolayısıyla herkes şehrine hizmet ediyor burada. Ben Kahramanmaraş'a hizmet ediyorsam, o Trabzon'a, o Antep'e, o Urfa'ya, Diyarbakır'a. Dolayısıyla 22 tane ile il olarak, temsilci olarak mahalleye hizmet ediyoruz. Hizmetlerimiz ne derseniz, bizim hizmetlerimiz çok geniş kapsamlı. Bizim burada derneği kurduktan sonra aylık istişare toplantımız kesinlikle olur. Her ay istişare toplantımız var. Kimin ihtiyacı var, kimin sıkıntısı var, askerimiz mi var, şehidimiz mi var, düğünümüz mü var, cenazemiz mi var? Dolayısıyla her türlü etkinlik ve ihtiyaçların Güneşler yanında. Nasıl yanında? Kimin bir ihtiyacı varsa, mesela senin cenazen var. Hem gidiyoruz, başsağlığı diliyoruz, başsağlığı diledikten sonra da diyoruz kardeşim, dernek bir köye gibi, nasıl bir köylerde dernek taziye ev oluyor. Çok güzel. Anahtarı veriyoruz, çayı şekeri de bizde. Gel kardeşim, sen bir hafta mı istiyorsun, üç gün mü istiyorsun, dernek senin taziyeni yap. Ücret. Ücretsiz, kesinlikle ücretsiz. Ondan sonra asker mi gidecek? Ufak sesini açıyoruz burada sokağın önünde, güzel asker eğlencesini yapıyoruz. Sünnete mi olacak? Çocuğumuza sünnet eğlencesi yapıyoruz. Ondan sonra Ramazanlıklarda bir ay boyunca fiil burada memleketlerimizin dört bir yanından yöresel olarak herkes toplanır, yemeğini yer burada, iftarını açar. Ne kadar güzel efendim. Artı tüm ne kadar piknik olaylarımız var, yemek organizasyonlarımız var. Kesinlikle Çanakkale'miz var, Bursa'mız var, geziler olarak diyorum. Turlarla anlaşıyoruz. Belediyemiz sağ olsun, Güngören Belediyemize de buradan teşekkür ediyorum. Her türlü destekleriyle arkamızda duruyorlar. Biz burada, bu sokakta veya bu mahallede yazın bu dernek koşturmuyor. Evet. Burada Kur'an kursu var. Kur'an kursundan iki tane hoca getiriyoruz. Yaz boyunca, iki ay boyunca burada eğitim yapıyoruz. Mahallemizin çocuklarına. Dolayısıyla mahalle değil artık bir, sonra mahalle değil de küçük bir yer değil burası. 700 bin nüfusu var buranın. 700 bin. Güneşli Mahallesi'nin 700 bin. Neredesin de büyük. Özür dilerim, 700 bin dedim falan. Güngören genelinin 700 bin var. Mahalle genelinde mahalle olarak 62 bin. 62 bin neredeyse, neredeyse yine bir ilçe, evet. Yani normal Anadolu'da bir ilçenin nüfusu kadardır. Peki, siz bu kadar güzel hizmetler yapıyorsunuz. Ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama size katkı sağlamak isteyen, ekran başında izleyen, mesela bir fakire, garibana, kurabaya bir şeyler göndermek, dağıttırmak isteyen, maddi, manevi veya başka konuda size nasıl ulaşabilirler, ne yapmaları gerekiyor? Kesinlikle. Öyle bir şey kabul ediyor musunuz? Tabii internette her türlü faaliyetlerimiz, sosyal medyalarda, Facebook'ta var, Twitter'da var, Güneşler adına. Evet. Güneşler adına.
bulsunlar adreslerimizi, telefonlarımız var, gelsinler, buyursunlar, gelsinler. Kendisi de şehrinin burada yönetim kurulu üyesi olsun. Eğer burada bir Kayseri'li hemşerim yoksa, Kayseri'li hemşerim gelsin, burada yönetim kurulu olarak Kayseri'ye hizmet etsin. Dolayısıyla her tekese, her topluma kapımız açıktır. Buyursunlar, gelsinler, hep beraber mahallemize, şehrimize hizmet edelim. Efendim, Sayın Erkan'a ben çok teşekkür ediyorum. Güneşler ailesi olarak, Güneşler Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin çok güzel hizmetlerine 22 tane ilden bahsetti, 22 evet. İl temsilcisi. Aynı karede, aynı sofraya paylaşıyorlar. Buraya çok önemli misafirlerimiz geldi, bakanlarımız, milletvekillerimiz geldi, şaşırdılar. Böyle bir dernek olmaz diye. Böyle bir dernek yok, nasıl kurdunuz diye. Biz bir köy derneğini biraz arada tutamazken, siz 22 tane ilde toplamışsınız, dernek kurmuşsunuz, hizmet ediyorsunuz diyorlar. Gerçekten bizim derneğimiz Türkiye'de ilk ve tek. Evet, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Erkan'a, Sayın Erkan'a, tüm yönetim kurulu üyelerine, tüm ilden buraya katkı sağlayanlara, gerçekten burası bireysel değil, toplumsal bir emek verilen bir merkez olduğu, insanı samimiyetiyle kucaklıyor zaten. Bu samimiyetin fakire, fukaraya, yetime, öksüze, garibana el uzatılan bir merkez olarak derneğin devam etmesinden tarafız. Ben hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim, onur verdiniz. Sağ olun. Allah yolumuzu açık etsin. Sağ olun, çok teşekkür ederim.